LGS'ye hazırlıkta hiçbir şey için geç değil. Hızlandırılmış LGS dershanesinde genel tekrar videolarıyla konu eksiklerini kapatabilir, 3 ayda 10.000'in 10 üzerinde soru çözümü ve gerçeğini aratmayan LGS provaları yaparak sınava hazır bir şekilde girebilirsin. Üstelik hızlandırılmış LGS dershanesi şimdi %45'e varan indirimlerle seni bekliyor. Detaylar tonguçakademi.com'da. Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte hukuk alanında gelişmeleri öğreneceğiz. Hazır mıyız Songül Şelhan'ım benim? Hazırım hocam. Harikasın tebrik ediyorum. Arkadaşlar biliyorsunuz ki medeni kanunla kadınlara istediği mesleği seçebilme, avukat olabilme, resmi nikahla evlenme, mirasta eşit paylaşım hakkı gelmişti. Ve aynı zamanda Osmanlı Devleti'nde Osmanlı Devleti'nde bir azınlık mahkemeleri vardı. Azınlıklar azdı hocam. Öyle demeyelim de azınlıklar gerçekten bazı konularda yeni bir devlet kurmak için, bazı konularda yeni bir devlet kurmak için esasında bazen böyle... E, haksızlıklar yapıyorlardı. Bulundukları bölgelerde sorunlar çıkarıyorlardı. Azınlık deyince aklımıza ne gelecek Tomur şöylemelim? Sirp, Rum, Ermeni, Yunan karma karışık. Evet, Rumlar vardı, Ermeniler vardı. Bunların kendine ait mahkemeleri vardı. Ve aynı zamanda bizim şer'i mahkemelerimiz vardı. Yani şeriatla yönetilen, fetvaların verildiği mahkemeler vardı. Fetva ne demek hocam? Fetva dini bildiri demek. Esasında fetvaları müftüler veriyordu ama fetvaya göre, yani şeriata göre, Kur'an'a göre burada insanlar yargılanıyordu. Şimdi bugün öğreneceğimiz konuda fetvaları göreceğiz, şer'i mahkemeleri göreceğiz, azınlık mahkemelerini göreceğiz ve en önemlisi de LGS'de esas sorunun geleceği kısım LGS İklab Hafta kaç yapma hedefliyorsun sonuçta? 10'da 10 hocam. Harikasın. Eğer 10'da 10'a hedefliyorsan bak 2024 LGS'de kesin kesin bu konudan sonra gelecek. Nedir? medeni kanun ile kadınlar istediği mesleği seçebiliyor, resmi nikahla evlenebiliyor, miras eşit pay alıyor. Ama ama birazdan dersimizin sonunda da öğreneceğiz. Kadınlara seçme ve seçilme hakkı sonradan verilecek. Yani seçme ve seçilme hakkı medeni kanuna verilmiyor. Bu 2024 LGS karşına gelme ihtimali çok yüksek. Bugün bunları öğreneceğiz. Şöyle bir giriş yaptık. Sonra normal video sayfalarımıza yine devam edeceğiz. Dolayısıyla çok keyifli, çok önemli bir konu. Ve LGS inkılap tarihinde 10'dan 10 yapmak isteyen öğrenciler mutlaka bunu izlemeli. Bu arada Dersimize geçmeden önce şöyle güzel bir duyurumuz da var arkadaşlar. Hızlanma programımız başlıyor. 4 Mart'ta başlayacağız. Ve dolayısıyla hızlanma programında biliyorsunuz ki sizlere ana denemelerini yani birinci dönem konularını tekrar ettiğimiz ana denemelerini hediye ediyoruz burada paragrafta hızlanmanız için bakın hızlanma ve odaklanmayı sağlayan paragrafons, ons, matematik hızlanmanız için matematik denemeleri ve tabii ki kampa ismini veren hızlanma denemelerini sizlere setimizde vereceğiz. Bunları güzel güzel çalışacaksınız ve inşallah LGS netlerinizi artıracaksınız. Güzel bir reklamla girdik. Güzel başlayacağız ve bugün bu konuyu güzel bir şekilde öğreneceğiz. Hadi bakalım dersimiz başlasın Tonguç'um. Evet Tonguç'um tekrar stüdyolarımızdayız. Hukuk alanında gelişmelerle devam ediyoruz. Şimdi hukuk deyince aklına ne geliyor Tonguç Erdem'e? Yargı diyeceğim hocam. Harikasın. Hukuk, yargı bunlar benzer kelimeler. Bak hukuk çok önemli çünkü Osmanlı Devleti'nde... Eskiden hem şer'i hukuk var yani dini kuralları esas alan hem de örfü hukuk var. Mahkemede son sözü kim söylüyor Tonguç benim? Kadı söylüyor ve kadı kuralları şer'i hukuktan ve örfü hukuktan alıyor. Hocam bizim evde son sözü hep annem söyler. Sizin evde annem söylüyor olabilir. <laughs> Güzel yapacak bir şey yok. Şimdi Osmanlı'daki mahkemelere baktığımızda bir şer'i mahkemeler var. Dersimizin başında zaten resmini göstermiştik. Bak böyle şeriatla yönetilen mahkemeler var. Burada Kur'an-ı Kerim'deki kanunlara göre, Peygamber Efendimizin hadislerine göre kanunları belirlemişler ve diyorlar ki burada sen hırsızlık yaptıysan elin kesilecek ki bir daha hırsızlık yapılmayacak deniyor mesela. Batı tarzı mahkemeler ise burada biraz daha modern, burada günümüzdeki gibi farklı cezalar veriliyor. Azınlık mahkemelerinin resmini az önce göstermiştik. Azınlıklar azdı hocam. Aynı şeyi bir daha söylüyorsun. Azınlıklar azdı deme dur bakayım. Şimdi azınlıklar sonradan Kurtuluş Savaşı sırasında azacaklar, zararlı e, cemiyetler kuracaklar ama şu anda azınlıklar mahkemede gördüğün gibi Hristiyanlar, Museviler kendi mahkemelerinde kendi halklarını yargılayabiliyor. Bu durumda biz Osmanlı Hukuk Birliği var diyebilir miyiz? Diyemeyiz hocam. Çok güzel. Hukuk Birliği yok şer'i mahkemeler var, batı tarzı mahkemeler var, azınlık mahkemeleri var. Bu da Osmanlı hukuk birliği olmadığını gösteriyor. Ve bu laiklik ve eşitlik ilkesine de ters. Yani halkçılık diye bir ilke var biliyorsun. Burada herkes mahkemelerde eşit bir şekilde yargılanması lazım. Veyahut da laiklik var, dini kurallar müdahale etmemesi lazım ama buna ters. İşte hatırlarsan Osmanlı'da eğitim birliği de yoktu. Azınlık okulları vardı, batı tarzı okullar vardı, askeri okullar vardı. İşte şimdi de bir de medreseler vardı. Şimdi Osmanlı'daki mahkemelerde yani yargıdaki hukuk birliğini düzeltecek Mustafa Kemal Atatürk inkılaplarla. Şimdi hukuk alanında yapılan çalışmalara baktığımızda Lozan Barış Anlaşması ile azınlıklara verilen ayrıcalıklar ortadan kaldırılmıştı ve herkes eşit hale getirilmiş. Azınlıklar kendileri farklı ayrıcalıklara sahiplerdi. Bu Sevr Anlaşması ile bu ayrıcalıklar daha da artırılmıştı. Ama biz Kurtuluş Savaşı'nı kazandıktan sonra ne yaptık Tonguç Şeradim'in? Düşmanı denize dökeceğiz. Çok güzel düşmanı denize döktük ve ardından da ardından da Azınlıklara verilen ayrıcalıkları ortadan kaldırmıştık Lozan'da. Şimdi aynı zamanda 1925 yılında Ankara'da hukuk fakültesi açılıyor. Ankara Adli Hukuk Mektebi açılıyor. Yapılan hukuki düzenlemelerin desteklenmesi için 1925 yılında Ankara Adliye Hukuk Mektebi. Yani Ankara Hukuk Mektebi açılıyor. Biz şu anda daha yetişmiş hukukçumuz yok. O yüzden bazı kanunları dışarıdan alacağız. Şimdi bir de medeni kanun denen bir şey var. Bu da çok önemli. Medeni kanundan önce dini nitelikli olan mecelle vardı. Mecelle esasında dini nitelikli kanun. Yani evlenmede, boşanmada, mirasta bazı konularda kadınlara haklar biraz daha kısıtlıydı. Medeni kanunla ise bu haklar daha fazla olacak. Kadınlar artık istediği mesleği seçebilecekler evlenme ve boşanmada belli haklara sahip olacaklar. Bu medeni kanun İsviçre'den gelecek. Peki neden İsviçre'den alıyoruz biliyor musun Tonguç Elad'ı? Bilmiyorum hocam. Çünkü daha yetişmiş hukukçularımız yok. Daha Ankara Hukuk Mektebi daha yeni açıldı bak. 1925 yılında Ankara Hukuk Mektebi açılmış. Şak diye hemen 1926'da nasıl kanun hazırlasınlar? Daha okuyacaklar, mezun olacaklar falan filan. Dolayısıyla biz kanunlarımızı dışarıdan getiriyoruz Tonguç Elad'ı. İsviçre'den getiriyoruz. Şimdi medeni kanun ile Resmi nikah zorunlu hale getiriliyor. Yani bu sosyal ve hukuki bir durum. Hatta bak burada dersimizin başında gösterdiğimiz resmi bir kez daha göstermek istiyorum Tonguç Erel'im sana. Bak burada bak. Resmi nikah zorunlu hale geldi. Aynı zamanda tek eşle evlilik esası getirildi. Sosyal ve hukuk alanında yapılan önemli bir e, karar bu da. Artık e, Türkiye'de bir kadın ve bir erkek tek eşle evlenebiliyor. Boşanmada mahkeme kararı zorunlu kılındı. Boşanırken mahkemeye gidiyorsun ve hakimin önünde boşanman gerekiyor. Aynı zamanda mirasta kadın erkek eşliği sağlandı. Bu da yine sosyal bir olay. Bak eskiden kadın mirasa biraz daha az pay alıyordu. Mesela diyelim ki senin kız kardeşin var. Allah gecinden versin. Babam vefat ettiği zaman mirasın önemli kısmını sen alıyordun. Az bir kısmını kadın alıyordu. Ama artık kadın ve erkek eşit e, miras alıyorlar. Kadınlara istediği mesleği yapma hakkı tanındı. Yani ekonomik olarak kadınlar ister pilot olabiliyor, ister hakim olabiliyor. isterse kendi mesleğini kurabiliyor, istediğini yapabiliyor. Fakat burası çok çok önemli. Medeni kanunda siyasi hiçbir hak yok Tonguç Elad'ım Bak bunu da zaten burada yapay zekayla hazırladığımız resimde bir kez daha gösterelim. Bak medeni kanunda eğer kadın oy vermeye giderse stop diyorlar. Neden? Çünkü daha kadınlara seçme seçilme hakkı verilmedi. Ama şunu da söylemek istiyorum. Biz medeni kanun hatta az önce demiştim ya nerede ha medeni kanun İsviçre'den aldık ya biz Türk kadınına 1930, 31 ve 34 yıllarında seçme seçilme hakları vereceğiz. İsviçre bize medeni kanunu veren, kadınlarımıza haklar veren İsviçre kadınlarına seçme seçilme hakkını bizden yıllar sonra verecek. Yani biz Avrupa'da Fransa'dan işte ne bileyim Ort, e, Asya'da Japonya'dan ne bileyim İsviçre'den Avrupa'da yine daha önce kadınlarımıza seçme seçilme hakkı vereceğiz. Fakat şu anda 1926 medeni kanunla kadınlara seçme seçilme hakkı veriliyor mu Tonguç Evladım Hayır hocam. Harikası bunu da bilmemiz gerekiyor. Şimdi Hukuk alanında yapılan diğer çalışmalara baktığımızda biz yine yetişmiş hukukçumuz olmadan Avrupa'dan alacağız. Bunu hatta şöyle tablolaştırdık gösterelim. Borçlar Kanunu yine İsviçre'den alıyoruz 1926'da. Buradaki tarihler önemli değil. Türk Ceza Kanunu İtalya'dan, Ticaret Kanunu Almanya ve İtalya'dan. Hukuk muhakemeleri usulü kanunu İsviçre'den, ceza muhakemeleri yani karşılaştırmaları kanunu Almanya'dan, deniz ticareti kanunu Almanya'dan, icra ve iflas kanunu İsviçre'den alıyoruz. Burada neye dikkat etmen lazım biliyor musun Tonguç'um? Tarihler önemli değil, hangi ülkeden alındığı da önemli değil. Burada kanunlarımızı biz yetişmiş hukukçumuz olmadığı için maalesef Avrupa'dan alıyoruz. Yani kendimiz daha kanun yazamıyoruz. Dolayısıyla Avrupa'dan alıyoruz. Bu da bizim batıya yöneldiğimizi, inkılapçı olduğumuzu gösteriyor. Şimdi medeni kanun Halkçılık ve layıklıkla alakalı. Niye? Artık kadın erkek eşit oldu ve dini kanunlar yerine İsviçre'den gelen kanunlar gelmiş oldu. Borçlar, ticaret ve ceza kanunları da yine layıklık ilkesi. Niye? Eskiden burada dini kanunlara göre, şeriat kanunlarına göre hareket ediliyordu. Artık Avrupa'daki kanunlar getirilmiş oldu. Şimdi bir de teşkilat-ı esasiye diye bir şey var. Kurtuluş Savaşı sırasında biz birinci İnönü zaferinden sonra Yunanları durdurduktan sonra ee, teşkilat-ı esasiye diye bir kanun kabul etmiştik. Bu Evet, yeni TBMM'nin biliyorsun TBMM 23 Nisan 1920'de açıldı. Yeni TBMM'nin ilk anayasasıydı. 1920'de açılmıştı. 1920'de TBMM açılmıştı. 1921'de de Teşkilat-ı Esasiye e, kanunu kabul edilmişti. Şimdi Teşkilat-ı Esasiye'de egemenlik milletindi. Egemenliğin milletin olması neyle alakalı Tonguç Eladim Milli egemenlikle alakalı. Harikasın zaten <laughs> egemenliğe milli egemenlik doğru çok güzel çok milli egemenlikle alakalı. Şimdi bu arada bunu bir kez daha hatırlatmak istiyoruz arkadaşlarımıza. Milli egemenlik ve milli bağımsızlık bir kez daha tanımlayabilir misiniz? Milli bağımsızlık, ülkeyi kurtarmak, milli egemenlik ise ülkeyi halkın Harikasın. yönetmesi. Demek ki teşkilatı esasiyede ülkeyi halk yöneteceğiz diyoruz. Bu çok önemli. Egemenlik milletindir. Güçler birliği vardır. Burası çok önemli. Güçler birliği ne demek hocam? Güçler birliği şu tonluk Şimdi devletin içinde üç tane güç var. Bir yargı gücü var. Mahkemeler. Bir yasama gücü var. Kanunları çıkaran meclis. Bir de eee Yürütme gücü var. Yani kanunları uygulama gücü şu anda günümüzde Cumhurbaşkanı'nda ve Bakanlar'da oluyor. Fakat Kurtuluş Savaşı sırasında amacımız milli bağımsızlık olduğu için... ...ülkeyi düşmandan kurtarmak istediğimiz için biz diyoruz ki... ...kardeşim şu anda mahkemeler ayrı şu ayrı bu ayrı hepsi TBMM'nin oluyor. Hepsi tek bir çatı toplanıyor. Yani e, milletvekilleri hem hakimler İslam mahkemelerinde hem kanun çıkarıyorlar hem kanunu uyguluyorlar. Çünkü Kurtuluş Savaşı var... Amaç milli bağımsızlık. O anda mahkeme falan böyle güçler ayrılığı yapamıyoruz. Dolayısıyla e, teşkilat esasıydı. Yani 1921 anayasasında daha Cumhuriyet ilan edilmemiş. Biliyorsun Cumhuriyet 1923'te ilan edilecek. O dönemde güçler birliği var ama egemenlik milletin ve layık değil... Çünkü hala Mecelle'den faydalanılıyor ve kanun esası yani eski kanunlardan faydalanılıyor. 1924 Anayasası artık cumhuriyet e ilan edildi diyebilir miyiz? Evet hocam. Çünkü cumhuriyet 29 1923'te ilan edilmişti. 1924 Anayasası en uzun süre yürürlükte olan yasa olacak. 1924 Anayasasından 1928 yılında devletin dini İslam'dır maddesi ...çıkarılacak. Devletin diyenin İslam'dır maddesinin... ...çıkarılması neyle alakalı Tonguç Ali İslamcılık. Ne alakası var İslamcılık'la? Laiklikle alakalı. İslamcılık, e, halifenin etrafında toplanmaydı o... ...Birinci Dünya Savaşı'dan önce. K kavramları karıştırma. Devletin diyenin İslam'dır maddesi anayasadan çıkarılıyorsa... ...ne yapılıyor demektir? Artık... ...laiklik geliyor demektir. Yani laiklik anayasaya tam yerleşiyor demektir. Ve 1937 yılında da... Atatürk ilkeleri, yani... ...milliyetçilik, cumhuriyetçilik halkçılık, laiklik, devletçilik ve inkılapçılık anayasamıza yerleşmiş olacak Tonguç Çelahan'ın O zaman bugünkü dersimizde öğrendiğimiz kavramların içerisinde en önemlisi medeni kanun ile kadınlara her tür konuda yani işte istediği mesleği seçebilme e, ve aynı zamanda miras, evlenme, boşanma konularına haklar veriliyor ama seçme seçilme konusunda haklar verilmiyor. Burası önemli. Osmanlı'da e, hukuk birliği yok. Burası da çok çok önemli konular herhalde benim. Şimdi e, dersimizi bitirdik. Ben bir kez daha duyurumuzu yapıyorum. Hızlanma programımız 4 Mart'ta başlayacak. Hızlanma programı gelinceye kadar mutlaka hızlanma denemelerini, matematik denemelerini ve paragraf veriyoruz bir hızlanma setimizin içerisinde. Mutlaka bunları alın ve sizlere hediye olarak da ana denemelerini hediye ediyoruz arkadaşlar. Böylece birinci jam konularını da çok güzel bir şekilde tekrar etmiş olacaksınız. Hadi bakalım. E, dersimizin sonundaki meydan okuma testini yapmayı unutmayın. Ödüllü sorumuzu yapın. Bu videoyu beğenirseniz de çok seviniriz arkadaşlar. Hadi bakalım görüşmek üzere kendinize iyi bakın.